parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden çok zamir kullanılmamıştır? Divan şairlerinin hepsi belli bir kültür birikimine sahiptir ve belli bir eğitimden geçmiştir. Şimdi bu cümlede geçen hepsi sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Ancak cümlede zamir türünde başka bir sözcük yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız bir numaralı cümle yani A seçeneği olur. Diğer cümlelere bakalım. Şairliğin belli bir kültürel birikim gerektirdiğini bilen ve bunun için kendilerini iyi yetiştiren şairler müstesna eserler ortaya koymuşlardır. Cümlede geçen bu sözcüğü işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur. Bu sözcüğünde de tamlayan eki dediğimiz çekim eki var. Dolayısıyla bunun sözcüğü cümlede işaret zamiri olarak kullanılmıştır. Yine cümlede geçen kendi sözcüğü de bizim dönüşlülük zamiri diye tabir ettiğimiz zamirdir. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. Bunların çoğunu Leyla ile Mecnun, Hüsnü Aşk, yusuf Züleyha gibi mesneviler oluşturur. Şimdi bunların sözcüğü bu dediğimiz işaret sözcüğünden gelmektedir. Ve sözcükte birden çok çekim eki var. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur demiştik. Bu sözcüğe işaret zamiri dedik. Çoğunu sözcüğü de net bir anlam bildirmemektedir ve belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Bu sözcük sıfat da olabilir ancak bu sözcüğün sıfat olabilmesi için bir isimden önce gelmesi ve o isme sorulacak kaç sorusuna yanıt vermesi gerekir. Burada böyle bir durum yok. Dolayısıyla çoğunu sözcüğü de belgisiz zamirdir. Bu cümleyi de geçtik. Aşık olarak nitelendirilen halk şairlerinin çoğu ise belli bir eğitimden geçmemiş, kendisini ustasının yanında yetiştirmiştir. Şimdi cümlede geçen çoğu sözcüğü yine belgisiz bir zamirdir. Kendi sözcüğü de yine dönüşlülük zamiridir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Onların divan şairlerinden diğer bir farkı ise birçoğunun saz eşliğinde şiir söylemesidir. Onlar dediğimiz sözcük burada üçüncü çokluk kişi zamiridir arkadaşlar. Birçok sözcüğü ise belgisiz bir sözcüktür. Bu sözcük cümlelerde sıfat da olabilir zamirde. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. Bu sözcükte de birden çok çekim eki var. Dolayısıyla birçoğunun sözcüğü de burada belgisiz zamirdir. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.